Kayıt geçmişi bir kaydın kimin tarafından oluşturulduğunun ve değiştirildiğinin bilgisini saklar. Mehmet diye bir kullanıcı yarattım ben ve bu kullanıcı ile giriş yapıyorum. Faturalarda bu faturanın kimin tarafından oluşturulduğunu ve değiştirildiğini bir görelim. Bu verim kullanıcısı tarafından oluşturulmuş. Saat gece yarısı 01:19'da oluşturulmuş. Aynı gün 21:30'da da değiştirilmiş. Şimdi Mehmet kullanıcısıyla girdiğim için değişikliği yapıyorum ve tekrar gözlemlemek istiyorum. Şimdi baktığımda bunu herkes görebiliyor. Bu kaydı ekleyen kullanıcı hiçbir zaman değişmeyecek ama kaydı en son değiştiren kullanıcı Mehmet kullanıcısı 09:05 2011 bu saatlerde yani değiştirmiş oldu. İptal diyorum. Bir tane daha fatura oluşturuyorum. Kaydettiğimde sağ tuş kayıt geçmişi oluşturan kişi Mehmet oldu. Şimdi verim kullanıcısıyla giriş yapıyorum. Tekrar faturaya geliyorum ve değişiklik yapıyorum. Kaydettikten sonra tekrar kayıt geçmişine bakıyorum. Bu sefer oluşturan kişi Mehmet, kaydı değiştiren kişi ise verim kullanıcısı. Bu bütün kartlarda mevcut. Hepsine bakarsınız. Oluştuğunu görürsünüz. Daha evvelden benim bir boş firmam, boş kullanıcım vardı. Yani kullanıcı adı ve parolasını vermemiştim. O yüzden dolayı da boş gözüküyor. Halbuki değil. Tekrar ben bir tane daha oluşturayım. Deneme caresi diyelim biz buna. Verim kullanıcısı oluşturdu. Sağ tuş, yeni ekle. Deneme stoğunun bakalım. Bunu da belirtti. Bir tane kasa ödeme yapalım. Evet. Şimdi değişiklik yapacağım ben diğer kullanıcıyla. İlk önce kasadakini değiştireceğim. Kayıt geçmişine bakalım. Verim kullanıcısı oluşturdu. Mehmet kullanıcısı değiştirdi. Deneme caresinde ise henüz bir değişiklik yapmadım. Tekrar geldim, yaptım. 2 ekledim veya tabii telefonda girmiş olabilirim. Mehmet kullanıcısı değiştiren olarak eklendi. Stoklara baktığımızda oluşturduğumuz deneme stoğunun da stok kartında değişiklik yaptıktan sonra sağ tuş kayıt geçmişine bakıyorum. Evet, oluşturduğumuz kullanıcı verimdi. Kaydı değiştiren kişi de Mehmet olarak kaydedilmiş. Bunu siparişlerde, dekontlarda, çek senetlerde, bankada bütün her yerde görebilirsiniz. Kayıt geçmişi her kaydın geçmişini tutar.